Günaydın. Gene bir sabah antrenmanından merhaba. Arkadaşlar bugün aslında size tüm günümün nasıl geçtiğini göstermeye çalışacağım yine her zamanki gibi. Bildiğiniz gibi diyetteyim ve diyet ilginç bir şekilde hala diyeti bozmadan devam ediyorum. Sadece antrenman stilleri biraz değişti. Bugün de sabah antrenmanı yapacağız. Saat 10'da 9.30'da antrenmana gideceğim. Arkadaşların işi olduğu için bugün öyle yapalım dedik. Çekiş antrenmanı var bugün. Bayağı hiç hani en sevmediğim günlerden bir tanesi aslında ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şimdi işte birkaç yiyecek işte mısır gevreği falan hazırlayacağım. Normalde intermittent fasting yapıyordum bildiğiniz gibi ama bir haftadır intermittent fasting yapmıyorum. Çünkü antrenmanlardan sonra toparlanamıyorum. Bu aç ve az yemek yediğim için. O yüzden ertesi gün içerisinde inanılmaz yorgun oluyordum. Dedim ki intermittent fasting'i biraz bozayım. Tabii yine bozdum sayılmaz işte. Yani 8-9 gibi yemek yemeyi bırakıyorum. Bazen 12-1 gibi başlıyorum. Bazen 3'te başlıyorum. Bazen 9'da başlıyorum falan. Hani o zaman olay biraz değişti. Hala 2000-2200 kalori civarında alıyorum. Kaloride bir şey değişmedi. Kilo 82-83 civarında dediğim gibi de. Bakalım böyle gidiyor. Bugün çekiş antrenmanı yapalım. Şimdi kahve yapacağım. Mısır gevreği var, onu yiyeceğim. Sonrasında arkadaşlar gelecek spora gideceğiz. Supplement olarak da ne yapıyorum bu aralar? BC içiyorum. D vitamini var. Bir de whey protein kullanıyorum. Şimdi antrenman etmeden önce bir BC içerim. Whey protein de yanıma alırım. Antrenmandan sonra içerim. Bakalım birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hemen gitmeden tozu hazırlayacağım. Bu sefer kahveli şey yapacağız. Protein tozunun bir şeyi var. Bir çikolata var da kahvelisi var. Genelde akşamları çikolata da sabahları kahvelisini içiyorum. Hem biraz da kahve şeyi veriyor psikolojik olarak. Ben kahve içtik de değişiklik olsun dedim. Her gün çikolata içmiyorum. Kahvenin tadı bildiğiniz şey gibi arkadaşlar. Nescafe Extreme var ya. Hani şu soğuk kahve. Onun gibi bayağı iyi. Çok şekerli değil. Güzel oluyor içmesi. Yani insanı baymıyor, ağzınıza böyle kötü tat bırakmıyor. Bu diyet dönemlerinde bayağı iyi oluyor protein tozu. Çünkü antrenman sonrasında çıkınca hemen içiyorsunuz. Eve gelince bir yumurta falan yerim. En son akşam tavuk ton balı vesaire bir şey yerine batırırım. Belki bugün yeşil mercimek falan yerim bakalım. Oğlum bu arada burada kamera çok iyi çekiyor, niye böyle? İnşallah iyi bir antrenman olur ya. BCA bu arada içmeyeceğim. BCA'ya hazırlamaya şimdi zaman yok. Bu arada bu tozu almak isterseniz ya da diğer herhangi bir şey almak isterseniz yakında pre-workout da geliyormuş. Bana ulaşabilirsiniz Instagram'da ya da açıklamalar kısmında şey yapabilirsiniz. Ama oradan pahalı alırsınız onu söyleyeyim. Bu kadar reklam yeter. Hadi gidelim. Ya bugün video çekiyorduk. 40'da olmayacak mıydı bu arada? Yok 45 dedim bu arada. 45'te de oğlum ne 40'da? Tabii. Sabah sabah. Evet. Salon var ya buz gibidir şimdi. Salon buz gibidir. Ne ısınmamıştır daha. Salon buz gibidir. Gibidir. Hayat giymedin mi içine? Evet. Sabah kahvesi. Neden lan? Kaç aldın onu? Termosu güzelmiş. Hediye yani, hediye ya, manitler. Tabii kızı kandırıyor, hediye aldırıyor. Oğlum bize ne alsınlar lan? senin gibi... Onu satıyor. Ben niye kararlıyım? Adam değilsin çünkü. Tamam 5 dakikada yapar. 5 dakika olur mu? Bunun eve girmesi 25 dakika. Oktay, işte tozu alsaydın içeriden antrenman sonra benim oyun ya. Tozu alsan kahvaltıdan geri kalmaz. Sen tozla yaşayacaksın. Bakın şimdi nasıl kandırdın? Aşağı! Bunları koyacağım oğlum bize. Saçma atma. Ayna gibi kullandığı yeri koyacağım. Hocam bunu da çekiyorsun videoya, atıyorsun. Hocam telif yeriz çocuklar. Telif yeriz burada. Ya buna kim telif atacak ilahi lan? Arkadaşlar Görkem hocam da geldi. Onun şu an dönüşümünü yapıyoruz. 3 ayda makine oldu. Senin sesin oldu. Bundan sonraki şey de geliyor. Sesimiz gitti. Sabahın köründe antrenman olursa böyle olur. Sabahın 9'unda antrenman. Arkadaşlar bu arada katılarak benden antrenman programı ve beslenme programı alabilirsiniz. Paramparça olmak için uğra katıl. Bu videoda linç yiyeceğim. Bunları hepsini keserim herhalde ya. Allah! Bana satayım güneşe bak. Ders yok mu bugün ya? Günaydın dayı. Aa. Yukarı aşağı.
Yukarı. Evet hanımlar, günaydın. Yukarı. Hepimiz kalorilerimizi yakalım, aşağı. Göbeklerden kurtulalım. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Bakın görüyorsunuz iki kişi. Sırtı tamam mı? Bakın ya nemizin tut. 1, 2, 3 de kaldır kendini. Hocam öğrencileriyle kendini ilgilemiyor. Hareketleri özel olarak gösteriyor. Bırakma lan. Kapat. Hocam renk değiştirdin, tişörtün rengine bulandın. Arkadaşlar, Görkem'in dönüşümü bitti artık. Bugün son gündü. Rekorlar da aldık. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming to fight. I swear on the breath that I breathe. Spordan geldim. Arabada çekmeyelim bir şeyler. Spor sonrası protein içeceğim şimdi. Orada içemedim. Çıkar çıkma acelemiz vardı biraz. Bunu içip hemen duşa gireceğim. Sonrasında bir yumurta falan yaparım. Bakalım ilk öğünü yiyelim. Yüksek ihtimalle arkadaşlar bir 7 tane falan yumurta yiyeceğim. Belki 7, belki 8 tane. Çünkü bugün tavuğum yok. Bakalım birazdan görüşeceğiz. Evet. Öğün zamanı geldi. Kim ne yazmış? 7 tane yumurta var. Tabii yumurta göremeyiz. Açı biraz bugün kötü. Neyse zaten önemli değil. Burada 7 tane, ne 7? 6 tane yumurta var. Bunları soymak lazım şimdi. Zaten bunları soyması ayrı bir işkence. Bir de mutfakta ses bence baya kötü geliyordur diye düşünüyorum. O yüzden fazla konuşmayacağım. Yumurtaları soyup odaya gideceğim. Şunları suyun altında bir soğutalım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Yüksek ihtimalle şimdi bugün cuma, hani hafta sonu 2 gün tatil olduğu için spor yapmayacağım. O günler yüksek ihtimal karıp sıfıra indiririm ya da böyle 50 gram civarında olurum. O yüzden bugün son karnımı alacağım. Hatta bugün bir cips yerim yüksek ihtimalle. Bir paket cips yerim. Haftadan cheat olur, başka bir şey yemem. Bir de bugün protein ve karbon pilav yerine şeyden alacağım. Yeşil mercimekten alacağım. Bakalım bunları yeriz. Yarın da yüksek ihtimalle sıfır karp yaparız. Hatta biraz yeşil mercimek falan yeriz. 50-60 gram civarında gene.
yumurta falan filan bu şekilde devam eder. Bugün günün devamında ne yiyeceğim? İşte bu 6 yumurta yiyeceğim. Protein olarak yani şu an hiçbir şey olmadığı için, yumurta, balık falan olmadığı için dışarıda çıkmayı düşünmüyorum pek. Yüksek ihtimalle yeşil mercimekle de protein kaynağını kapatırım bu şekilde. Zaten protein tozu var. Belki akşam bir ölçek daha çevirebilirim ondan. İşte protein tozu burada bayağı işi kolaylaştırıyor. Sabah bir ölçek içtim. Normalde hani içmemek lazım o kadar çok tabii de hani bazı günlerde bir şey olmaz. Yani onu içerim. O şekilde devam ederiz. Bakalım şu yumurtayı soyayım. Bir de diyeti soranlar var nasıl yapıyorsun falan diye. Yumurtalar hala soğumamış yani. Yumurta evet çok iyi başladık. Belki paramparça oldu. Beni Instagram takip ediyorsanız bayağı bayağı yakından her şeyi görüyorsunuzdur. İşte nasıl ne bitti ne oldu antrenman nasıl oldu falan atıyorum storylerde. O yüzden Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Sorularınız falan varsa da DM'den gördüğünüz zaman cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada şunu yapmayın arkadaşlar. Bana böyle 3 paragraf yazı yazıp da beni takip bile etmeden bana soru sormayın. Cidden o beni inanılmaz sinirlendiriyor yani. Adam bana yazmış. Adam aslında umurumda bile değilim. Bana abone değil YouTube'dan. Instagram beni takip etmiyor ama bana bir sürü soru soruyor. Yani o zaman niye ben sana cevap vereyim ki? Yani sen beni desteklemek istemiyorsan benim sana cevap vermene gerek bence yok yani. Ben cevap vermiyorum o şekilde. Ama beni takip eden insanlara hepsine cevap veriyorum onu söyleyeyim. Bu arada yanlış anlamayın. Sonuçta size cevap verirken bir zaman ayırıyorum, bir vakit ayırıyorum. Ve onun da hani karşılığı en azından takip etmeniz ve benim işte beni en azından bir yerlere destekli olmanız gerekiyor bence. Onlar hakkında bedava soru sormak bilmiyorum. Saçma. Ben daha bugüne kadar takip etmemiş bir insana soru sormadım. Çünkü takip etmiyorsam çok da umurumda değildir yani benim. O yüzden sormadım yani ki. Hop, yeniden merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çok fazla kahve içiyorum ve kafein artık bir halta yaramıyor. Bugün mesela neredeyse 3 ölçek kahve içtim sabah. O bile bir işe yaramadı yani hissetmiyorum artık. Çünkü de inanılmaz fazla kahve içiyorum. Şu gördüğünüz şeyi hani en az bir kere fulluyorum. Bazen de 2 kere falan içiyorum. O da neredeyse 2 litre falan denk geliyor günde. Ondan kafein pek bir halta yaramıyor. Şimdi bu VMH'in markasının prerokatları da gelmiş. Onları yollamışlar. 2 tane yollamışlar. Şöyle göstereyim. Kaç? 32 servismiş pakete. 500 gram. Bayağı iyi ya. Bu sefer tasarım daha iyi bence. Geçenki çok kırmızı falan sade tasarımları var. Tatları da umarım. Keşke sabah gelseydi antrenman önce deneyebilseydik. Artık haftaya kaldı. Pazartesi günü denerim. Belki bir evde içerim. Belli de olmaz yani yarın falan kahve yerine bir denerim. Tabii fazla az içerim. Pazartesi günü itiş antrenmanı deneriz. Belki hatta bir rekor denemesi bile yaparız pre-workout'la. Bu arada ürünleri almak istiyorsan arkadaşlar bana Instagram yazabilirsiniz. Ya da işte direkt açıklamalara link bırakırım. Oradan alabilirsiniz. Bakalım. Bunları denedikten sonra tekrar görüşürüz. Ben şu an yumurtam yiyordum. O ara karılar geldi. Arkadaşlar böyle bir şans olamaz. Hayatımda ilk defa çekiliş kazandım. Bu arada oyun oynuyorum. Oyun oynayanlar varsa skorluğumuzu aşağı bırakalım gelebilirsiniz. Hayatımda ilk defa çekiliş kazanmışım. Kazandığımdan haberim bile yok. Ve bunu 4 gün sonra öğrendim. Şöyle size göstereyim hatta. Bakın. Fedora benim. O Fedora benim oradaki. Ne bileyim. Şansım burada kullanmam kötü oldu ya. Bu zamana kadar çok çekiliş katıldım. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. İlaççur. Yine dopinge başvurdu. Bunlar vücuduna sürüyorsunuz hocam. Dopinge başvurdu yine. Arkadaşlar daha yeni 10 dakika önce uyandım. Antrenman öncesi kahve aldım normalde. Bir sefer dedik ki prorokat alalım. Tam dedi güne denk geldi. Normalde kahve içsen hiçbir altı yaramaz şu an. Bugün prorokat deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Prorokatımız dünya markası. Arkadaşlar direkt sek bir şekilde şöyle alıyoruz. Bunun rengi normal mi? Arkadaşlar şimdi antrenmandan çıktı. Bugün de itiş antrenmanı vardı. Dün aslında çekiş antrenmanı izlediniz zaten. Onun sonuna bunu koyacağım direkt. Yeni video çekemedim çünkü bugün bayağı geç uyandım. 3 saat falan uyudum hatta totalde. Sabah 7'de uyudum. Sonra geri uyandım falan. Uyanır uyanmaz antrenmana gitti. 10 dakika uyandım hemen. Şansa prorokat gelmişti. Ya sen göstermiştin videoda geldiğini. Tamam. Normalde arkadaşlar ben şimdi hani böyle durumlarda yaklaşık 3 ölçek ya da 4 ölçek kahve atıp onu içiyordum. Yani bayağı bir kafeinle gidiyordum spor uyuduğum günlerde. Bugün öyle hem zamanım da yoktu. Prerokat vardı. Direkt hani ağzıma 2 ölçek attım. Onu da görmüşsünüz yüksek ihtimal videoda. 2 ölçek attım. Suyu içtim. Antrenmana girdik. Arkadaşlara da ettirdim. Hepimiz şu an 4 kişi işte. İlk defa denedik yani prerokatı. Onlara da sorun nasıl olmuş. Önce ben şunu söyleyeyim. Yeni uyanmış olmama rağmen yorgunluk hissetmedim. Çok aşırı bir enerji alamadım. Çünkü hani ne yani 15 saat falan açım zaten. Ama ona rağmen yani iyi bir performans aldım prerokattan. Kafeini oranla çok çok daha iyi. Yani fiyat performans ürünü olarak da bayağı iyi. Arkadaşlara soralım bakalım onlar nasıl şey yapmış. Ya açıkçası ben şimdi
biraz çekimsel yaklaştım pre-workout'a. Daha önce hiç kullanmamıştım ama hani bir Uğur dedik deneyelim falan. Ben yarım ölçek kullandım. Hani evet, hepimiz yarım ölçek. Ben etkisini gördüm ya, yani bir de itiş günüydü bugün. Hani bench'te özellikle o son tekrarlarda hani bugün tükenişe geç gittim. Hani onu hissettim gerçekten. Gerçekten etkisi varmış. Ben beğendim yani, faydalı buldum. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde ben incline bench press'ten sonra normal bench press basıyordum. Maksimum ağırlığımı 3 set yapabildim. Normalde 2 setten sonra ağırlık düşürmem gerekiyordu 5 tekrar için. Mesela belki de hani onu basmama sağladı. Aynen, dedikleri gibi. Öyle videolarda abartılı inanılmaz bir etkisi, uçmuyorsunuz falan ama belki uçabilirsiniz. Şimdi ben mesela günde 2 litre kahve içen bir adamım. Ben dün mesela 5 para kahve içtim de geldim. Kornaya bassana. Hani kafein şeyi falan çok yüksek benim. O yüzden beni pek etkilemiyor ama tabii hani antrenman boyunca hiç yorgunluk, tükenmişlik yoktu yani. Mesela ben de 100 kilo bu aralar 8 tekrar yapıyordum. Bu antrenman 9 tekrar yaptım ilk sette. İşte sonrasında dumbbell press'te 15 tekrar yaptım 12 yerine falan. Hafiften güç verdi. Tükenişiniz aslında daha geç oluyor. Bir de içeriği bayağı iyi yani. BCA işte. Neydi lan değerler? Beta-alanin kreatin. Kreatin içeriği falan gayet iyi. BCA işte, ne bileyim, beta-alanin, taurin, kafein hepsi burada zaten yazıyor tek tek. Fiyat da uygun yani. Dediğim gibi bana yazarsanız bayağı uygun alırsınız. Görkem hocam da tamam, dönüşümü yakında yapıyoruz. İnanılmaz bir 3 ay değişim geçirdi da. 3 ayda makine oldu. Onun yakında göreceksiniz. Üstelik de buradan sonraki video o olacak. O da ilk defa denedi. Onun düşünceni alalım bir de. Ben de ilk kez denedim. Kahveye göre biraz daha performanslı. Ama mesela kahve böyle antrenman başlarına daha performanslı hissettiriyordu. Pre-workout'tan sonra tüm antrenman böyle performanslı hissettim. Siz bu valları yiyeceksiniz ve sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Ya ilk kez kullandım, dediğim gibi başka karşılaştırabileceğim bir şey yok ama genel olarak iyiydi. Aynen, bakalım yarın yine bir çantamı var. Yüksekten onu videoda görmeyeceksiniz. Onu bir dahaki videoda falan görürsünüz. Bir dahaki vlogda görürsünüz. Onlara daha şeyi böyle çekiş antrenmanında nasıl etiyor. Ben çekiş antrenmanlarında bitiyorum böyle zaten. İnanılmaz kötü. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yarın haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videoda görüşmek üzere.